Herkese merhabalar. Bugün size özellikle yeni doğan bebeklerin cilt bakımından bahsetmek istiyorum. Bebekler anne karnındayken suyun içerisinde ve vernis kaziova dediğimiz böyle krem peynir gibi bir tabakayla suyun içinde ve nemli bir ortamda duruyor. Yaklaşık anne karnının içerisi 36-37 derece ve böyle bir sallanarak ve titreşim içerisinde nemli ve sulu bir ortamdayken birden bebek dünyaya geldiğinde daha kuru, o daha soğuk ve ona herkesin dokunduğu bambaşka bir dünyaya gelmiş oluyor. Bu da bebeklerin cildinde gerçekten bir değişikliğe neden oluyor. Çünkü çok ıslak ve nemli bir ortamdan ve vücudunu nem veren bir tabaka varken birden kupkuru bir alana gelmiş oluyor. Eskiden biz bebekler doğar doğmaz onları hemen yıkar, böyle temizler annelerin yanına onları getirdik. Fakat gördük ki bu bebekler hemen doğar doğmaz yıkandığında vücutta ciddi bir ısı kaybı oluyor ve bebeklerin cildi de daha fazla kuruyor. O yüzden bebekleri 6-8 saat yıkamıyoruz artık. 6-8 saatten sonra bebeği yıkayabilirsiniz. Eve geldiğinizde de bebeklerin cildinin böyle çok parlak, alttaki o kadar beyaz ki cilt altındaki damarları bile görünür bebeğin. Gittikçe büyümeye başladıkça, alttaki yağ tabakası gelişmeye başladıkça bebeğin cildi daha bizim cildimize benzemeye başlar ve cildin üstünde bir koruyucu tabaka gelişir. O yüzden de göbek bağı düşene kadar yıkamak değil, daha çok silmekten bahsedebiliriz. Ve her banyodan sonra mutlaka bebeğinizi vücuduna nemlendirici sürmelisiniz. Özellikle nemlendirici diyoruz çünkü yağ sürdüğünüzde cildin üstünde tabaka şeklinde kalabilir. Nemlendirici sürdüğünüzde, böyle losyon şeklinde sürdüğünüzde cilt onu güzelce emerek cildin daha uzun bir şekilde nemlik almasını sağlar. Bu da bebeğin rahat olacağını gösterir. Bunun yanı sıra cildinin hassasiyetinden dolayı giydirdiğiniz tüm kıyafetlerin pamuklu olması ve mutlaka bunların bebek deterjanıyla yıkayıp ütülenmiş olmasına da dikkat etmelisiniz. Güzel böyle pamuk gibi kokan bebeğinizin cildi çok hassas. Biraz dikkat ettiğinizde kısa sürede zaten dünyaya uyum sağlayacak. Siz de göreceksiniz. Spor, yaşam, diyetten sağlıklı günler dilerim.